Yönetim danışmanlığı çok dinamik bir sektör. Ve dolayısıyla sizin de müşterinizin ve o müşterinin içinde olduğu sektörün bütün değişikliklerine, yeniliklerine hakim olmanız lazım. Yani sizin de o sektörle beraber gelişiyor olmanız lazım. O yüzden bu bir yani zorlayıcı bir faktör. Bunun dışında çalışma saatleri yoğun olabiliyor. Her zaman değil. Bu da işin doğasının bir parçası. Çünkü siz projelerde kısa bir sürede büyük sorunları çözmeyi ve büyük sonuçlar getirmeyi planlıyorsunuz. Böyle bir yanı var. Bizim her projemizde yeni bir zorlukla karşılaşıyorsunuz. Tabii bu da sizi geliştiren bir şey. Ve bu zorlukları bir şekilde aşmak için yöntemler geliştiriyorsunuz veya başka şekilde çözüyorsunuz. Ve en sonunda size bir güç, bir yetenek katmış oluyor. Bununla ilgili şey örneği vermek istiyorum. Benim ilk projemde benim görevlerimden bir tanesi verilerin toplanmasıydı ve organize edilmesi. Ama verilerin hepsi işte Japonca, biraz Çince, Tayca gibi bir zorlukla karşılaştık. Bir şekilde onu işte Google Translate, Japon arkadaşlarının, Çinli arkadaşlarının yardımı olsun bir şekilde hallettik. Bayağı bir zorluktu bu. Neyse bana birçok şey kattı. Projenin sonunda artık Japoncayı, Çinceyi ve Tayca'yı birbirinden ayırabiliyorduk yani ekipçe.